Merhaba arkadaşlar, ben İlker. Bu videoda No 1 Kronik Fit Ahyan şarkısı üzerine konuşacağım. Yani birçoğumuz merak ediyorduk zaten Ahyan'la No 1 bir araya gelseler ne olur diye. Çünkü videolardan yan yana olduklarını görmüştük zaten. Dilerseniz vakit kaybetmeden şarkıya geçelim. Kronik hastalık. Bazen uzun süre hayatında bazen kontrol edici ilaçlarla tedavi edilebilir, kontrol altına alabildiğimiz biraz uzun süreli hastalıkları örnek verirsek daha iyi anlaşılacaktır. Evet, birazcık böyle durgun bir havada başladı. Tabii işin içinde Ahyan varsa biraz daha böyle arabesk, biraz daha ağır başlı bir havada olacağını düşünmüştüm zaten ben. Nitekim öyle başladı. Yani bakalım nasıl bir ikili olmuşlar, merak ediyorum ben de. Devam edelim. Yaşamın yaşarım kafamı kronik vakayım uzayın dışında bir yerde kendimi aradım bir şarkı daha bitti uyandım üzülmedim ki sonra kara böcekten açtım sürünmedim ki birazcık anla bari benim de şarjörüm bir tık tetiklik yapar tutukluk yine kalk taklaya gelip tek yazdığım doğru bu günlerdir hayattayım gözlerimde yok uyku yıllardır hayattayım birisi bizimi unuttu. Beat yani müzikte bildiğiniz o old school havayı alıyoruz aslında. Yenilikçi bir yanı da olmasına rağmen ister istemez bizi o havalara götürüyor. Hemen sözlere bakalım. Şarkının girişinde kronik hastalığın ne olduğundan bahseden bir alıntı yapmışlar. Zaten hani No 1 de birazcık böyle hasta olan hastalıklı bir tip olduğu için yani burada hastalıklıyı olumsuz anlamda söylemiyorum. Heja'dan gördüğüm kadarıyla Heja'ya katılmıştı. Karaciğeri kötüymüş. Hani muhtemelen o da fiziksel anlamda sıkıntı yaşayan birisi. Neyse Ahyan'la birlikte bir araya gelince böyle iki tane ruh sağlığı elden gitti gidecek arkadaş bir araya gelmiş oldu. Hemen bakalım. Ha, yaşarım kafamı kronik vakayım. Uzayın dışında bir yerde kendimi aradım. Bir şarkı daha bitti. Uyandım üzülmedim ki. Sonra kara böcekten açtım. Sürünmedim ki. Birazcık anla bari. Belimde şarjörüm bitik. Tetiklik yapar. Tutukluk yine kal taklaya gelip. Evet bence gayet iyi bir giriş. No 1 o kendi içinde duyduğu o sıkıntıyı o karanlık havayı gayet iyi yansıtmış. Yani özellikle şuraya bakarsak yaşarım kafamı. Kronik vakayım uzayın dışında bir yerde kendimi aradım. Şimdi uzay dediğimiz şeyin dışında zaten büyük bir boşluk olduğu için yani evren dediğimiz şeyin zaten büyük bir çoğunluğu tanımlanamayan boşluk kendisi. Hani o yüzden burada düştüğü durumu aslında geldiği noktayı böyle çok sağlam bir yerden anlatmış bence No 1. Bilmiyorum yeni nesil ne kadar bilir ama Gülden Karaböcek, Neşan Karaböcek, Neşe Karaböcek bizim eskilerden dinlediğimiz isimlerdir. Bir sürünmedim ki diyerek onun bir şarkısına atıfta bulunuyor. Birazcık anla bari belimde şarjörüm bitik, tetiklik yapar tutukluk. Yorgun aslında. Burada onu söylüyor. Hani şarjörüm bitik, tetiklik yapar, tutukluk yapar diyor. Yani kendi melankolisini anlatıyor aslında No 1. Ki Ahyan'la birlikte şarkı yapıyorsan kendinle ilgili melankolik şeyleri dışa vurmaman gibi bir durumun söz konusu olacağını asla... ...bilirim. Fakat yaşatamam bu ruhu. Bu yüzden yapmadım plan. Uyuz mu oldunuz ulan? Uzatma salaktan yol al. Yok seni şaşırmam doğal. Bu rap denen şey hayaksi. Ters dönük tüm galaksi. Kalp atar hep siyasi. Finansal anarşi. Her gün en büyük rahatsızlığımı arıyorum. Evet, Ahyan'ı da duymuş olduk böylece. Hemen devamına bakalım. Tek yazdığım doğru bu. Günlerdir ayaktayım, gözlerimde yok uyku. Yıllardır hayattayım, birisi bizi mi unuttu? Öldürebilirim fakat yaşatamam bu ruhu. Bu yüzden yapmadım plan. Uyuz mu oldunuz lan? Uzatma, salaktan yol al. Yok, senin şaşırman doğal. Bu rap denen şey hayaksi, ters döner tüm galaksi. Evet, gayet güzel ya sözler. Ben No 1'in sözlerini sevdim. Yıllardır hayattayım, birisi bizi mi unuttu? Derken buradan, yani nasıl oldu da hala yaşadığına şaşırıyor bir Selahattin Özdemir havası diyebileceğimiz bir söz yazmış kendisi. Öldürebilirim fakat yaşatamam bu ruhu. Bu yüzden plan yapmadım. Evet işte kendi melankolisinden dem vuruyor dediğim gibi. Ben özellikle şu kısmı sevdim. Bu rap denen şey hayaksi, ters döner tüm galaksi. Kalp atar hep siyasi, finansal anarşi. Gayet güzel bitirmiş. Son kısım bomba. Ahyan da girdi. Yani işin açığı ben böyle Ahyan'dan daha coşkulu bir nakarat beklerdim ama tabii şarkının havasına binaen böyle bir giriş yapmış olabilir. Yani bu ufacık
takıldığım bir şey oldu sadece benim. Ne diyor? Her gün yeni bir rahatsızlığımı öğreniyorum. Sana iyi gelemem. Ben değilim ki. Beklemiyorum. Zaten ben iyi değilim. Sana nasıl iyi gelirim? Diyor. Bitmez tükenmez hastalıklar içerisinde her gün bir yenisini daha öğreniyorum. Sana iyi gelemem. Ben değilim ki. Evet, o old school hava gerçekten bomba olmuş bence. Bir de şunu diyeceğim. Hani Ahiyan burada bilerek mi sesini bu kadar düşük tuttu bilmiyorum ama biraz daha böyle bağırdığını duysaydık bence daha iyi olurdu. Sizin fikriniz ne? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni bağlar, beni sana bağlar. Rolica bağlıyorsun. Real hip hop online. Sinir stres online. Bir kere kelle uçar, 40 kere kafa sesi. Yoğun Ankara sesi. Çok az bilgiyle de bir karar verebilir. Hatta mutlu da eder. Çoğu sinir olabilir. Basamak kişi için ayak olmasa da olur. Kafam bir bassa yeter. Bir yardım eli olur. Bu isyan bayrağını üstüme sarıp yakmak. Bu hatıra mutlu değil ama ağlatabilir. Evet, Ahiyan da gayet bomba girdi bence. Hemen sözlere bakalım. Beni bağlar, beni sana bağlar. Rol icabı alıyorsun. Real hip hop online. Sinir stres online. Bir kere kelle uçar. 40 kere kafa sesi. Yoğun Ankara sesi. Evet, bir kere kelle uçar. 40 kere kafa sesi dediği de müzikle ne kadar ilintili olduğunu söylüyor. Tabi burada kafa sesini aynı zamanda iç ses, kendi içimizi yediğimiz iç ses olarak da düşünebiliriz. Burada zaten Ahiyan'ın birçok şarkısında real hip hop vurgusunu görüyoruz yine. Çok az bilgiyle de bir karar verebilir. Hatta mutlu da eder. Çoğu sinir olabilir. Çok fazla şey bilmenin gerekli olmadığını söylüyor aslında. Çok az bilgiyle de bir karar verebilir insanına getiriyor bence lafı. Basamak işi için ayak olmasa da olur. Kafam bir bassa yeter. Bir yardım belli olur. Bu isyan bayrağını üstüme sarıp yakmak. Bu hatıra mutlu değil ama ağlatabilir. Bomba. Bu isyan bayrağını üstüne sarıp yakmak. Gerçekten tam olarak geldiğimiz nokta bu aslında. Yani hepimiz isyanlardayız ama isyanımızın kendimize bir faydası yok. Maalesef. Ahiyan da bu düştüğü durumu, melankolik havayı tabii çok fazla yoğun, çok yoğun bir şekilde anlatıyor. Yani gayet zımba, bence şarkının bombası bu isyan bayrağının üstüme sarıp yakmak olmuş. Canavar gibi söz. Ahiyan'a helal olsun. Bu arada prodüktör de No1'miş. Onu da tebrik ediyorum. Gayet güzel bir müzik yapmış. Gayet iyi ya şarkı. Bence bomba gibi olmuş. Belki de albümün en iyi şarkılarından biridir. Ve şarkıyı biraz uzun yapmışlar. Bu da güzel yani. Uzun uzun dinleyebiliyorsun. Benim göreceğim yağmur yağsa da durur. Yağmasa da beni hiç görmesem de. Ciddi saygı, gerçek dosta sevgi. Bir sömürü evresi, devrim ile evli. Gerek o ustası ve ötenazi. Bir kere göstersin yapacak adamızı. Ay. Her güneni bir rahatsızlığımı arıyorum. Evet, Ahiyan gerçekten insanı bitiriyor ya. Ne diyor? Benim göreceğim yağmur yağsa da durur, yağmasa da, beni hiç görmesen de. Çok güzel. Ciddi saygı, gerçek dosta sevgi. Biz sömürü evresi, devrim ile evli. Gerek o ustası ve ötenazi, bir kere göstersin yapacak adam hazır. Yani Ahiyan da bomba yazmış ya. Gayet No1 ile uyumlu olmuşlar ve bam bam bam, yani ölümüne girmişler şarkıya. Yani Ahiyan'ın verse'ü de çok bomba bitiyor bence. Gayet o Ahiyan'ın yaşadığı o yoğun duyguları biz de hissediyoruz. Bizim de kalbimize zımbaladı kendisini, sağ olsun. Yani burada birazcık da tabii insan buruluyor birazcık. Bir dönem hatırlarsanız Türkiye'de siyanürle kendini öldüren, ailesini öldüren insanlar vardı. Haberler vardı. Acaba bu artacak mı? Ne olacak falan filan diye düşünüyordu insan. Ne bileyim, insanın aklına bu tip şeyler gelince gerçekten isyan bayrağını üzerine sarıp kendini yakası geliyor. Sana iyi gelemem, ben değilim ki. Arkada kanun mu çalıyor nedir, ne o arkadaş ya? Öğreniyorum. Sana iyi gelemem, ben değilim ki. Beklemiyorum.
Ben şarkıyı bayağı beğendim. Çok güzel olmuş bence. Yani albümü henüz dinlemedim ama dinleyeceğim aklımda. Şu an başka şeylere bakıyorum ama yani daha şimdiden albümün en iyi parçalarından biri olduğunu söyleyebilirim. Öyle söyleyeyim. Canavar gibi şarkı yapmışlar. Hele olsun. No 1'e de ben müziğe de bayıldım. Her gün biraz daha yabancı, tek yazdığım doğru bu. Plan yok, plan bu, planın bu orospu. Evet tabii No 1'in de serkeş bir sesi olduğu için ayrıca uyumlu olmuşlar. Hani No 1'de de böyle garip bir hava var, insanı sesinin batağına gömüyor ya. Çok böyle ayyan kadar seni dibe çekmiyor ama alıyor seni. Neden? Serkeş bir sesi var bence bu yüzden. 27 Aralık. Evet, güzel bir old school havası yaratmışlar bence. Evet, şarkı yani bitmek üzere ve uzunca bir süreyi müzik kaplıyor sonlara doğru ki bu da bence iyi olmuş. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Ben şarkıyı beğendim. Sizin fikriniz ne? Yani belirtirseniz sevinirim. Sizin en çok sevdiğiniz dize hangi şarkıcıdan, No 1'den mi, Ahiyan'dan mı, bunları da yazabilirsiniz. Fikriniz ne? Video hakkında fikirlerinizi yazın. Ben bütün yorumları okuyorum, emin olabilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum yazmayı da unutmayın. Bunlar önemli şeyler arkadaşlar. Bir beğeninizi, aboneliğinizi esirgemeyin lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.